Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz normalde kızartma yemiyoruz arkadaşlar ama bugün farklılık olsun dedim. Kızartma yapacağım. Uzun bir zamandır yemiyoruz. Ben bir 3-4 kilo verdim. Enişteniz bir 12-13 kilo kadar verdi. Dikkat edelim dedik. Normal yemeğimizi yiyoruz. Sadece sabah kahvaltısında buğday ya da kepekli ekmek yiyoruz. Onun harici 2 öğün yiyoruz. Akşam 7'den sonra bir şey yememeye dikkat ediyoruz. Uzun zaman üstüne dedim bugün canımız kızartma. Bugün kendimizi ödüllendirelim. Başlayalı hiç kızartma yemedik. Klasik köftemden yapacağım. Yaklaşık 200 grama yakın dana kıymam var. Çok yağsız olduğu için bakın tam çeyrek çay bardağı da değil. Bakalım ne kadar? 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ. Kıymam yağsız olduğu için 1 adet yumurta kattım. 1 tane soğan rondodan geçirdim. 1 diş de sarımsak geçirirken ekledim. Baharatlarımı söyleyeyim. Pul biberi, kekik, karabiber, kimyon, tatlı toz biber, tuz. Kimyonu ben biraz daha az kattım. Diğerlerini birer çay kaşığı kadar kattım. Pul biberini biraz fazla kattım. Ve bunun üzerine kontrollü olarak kendi yapmış olduğum galeta unum var. Yani ekmek kırıntılarım. Onlardan ilave ederek yoğuracağım. Bu akşam da böyle olsun. Kızartmayı yiyelim. Canımız bu şekilde istedi. Yanına bir bulgur pilavı yapacağım. Tarifi var kanalımda. Domates salçalı pilav yapacağım yanına. Farkındaysanız azar azar kontrollü olarak ekliyorum. Bu şekilde bakın benim kavanozum şurada filandı. Bir su bardağı kadar falan diyelim. Ama kontrollü gitti. Birden hepsini koymadım yani. İyice yoğurdum. Bir 7-8 dakika kadar yoğurdum. Kıvamıma bakıyorum. Ben bu şekilde yapacağım. Önce yuvarlayacağım arkadaşlar. Şu şekilde yapıp hafif bastıracağım. Böyle köftelerimi hazırlamaya başladım. 12 tane çıkarttım. O da 2 kişiye yeterlidir. Tavamın altını açtım. Yüksek ateşte. İçine yağ kattık. Ama çok az da tavama gezdireceğim. Çok değil. Hani kızartma yapıyoruz da abartı bir kızartma yapmayacağım yine. Az yağlı olacak. Şimdi bakalım bir tane bırakacağım. Şu şekilde bakın. Aldım. Evet. Altını kıstım. En yüksekte çünkü. Ama kızartmaları ben genelde en yüksek ateşte üzerine kapak kapatıyorum. Buharla hem içi de pişmiş oluyor. Bu akşamki menümüzde böyle olsun. Daha şimdiden harika koktu. Yalnız ben kimyonu az katıyorum arkadaşlar. Mesela çay kaşığının ucuyla çünkü çok baskın geliyor bana. Ama köfte de kimyonsuz bilmiyorum. Maydanoz biz tüketmiyoruz. Daha önce de belirtmiştim. Yani köftede çok sevmiyorum ben daha doğrusu. Börekte, köftede. Ve bir kapak kapatacağım. Buharıyla bir yandan pişsin. Altını kısmıştım. Bu yağla da o patatesi kızartacağım. Ekstra bir yağ kullanmayacağım. Biraz açacağım. Biraz daha açıcı olsunlar. Patateslerimi şu şekilde doğradım. İnce ince. Tuzlayarak kızartacağım. Şöyle köftelerim hazır. Aldım. Şimdi patateslerimi o kalan yağda bayağı yağ var. Çünkü üzerinde bakın. İçinde bayağı yağ var. Bunu da kızartacağım. Tuzladım. Şöyle kapağımızı da kapatalım. Kızarsınlar. Ben bu şekilde neden yaptım arkadaşlar? Onu da söyleyeyim. Hem yağım arttı. Onu değerlendirmek istiyorum. Hem de köftenin baharatı yağımıza geçti ya. Hafif kırmızı gibi bir renk var. Onun aroması da patatesleri de geçsin. Çünkü birlikte yiyeceğiz zaten. Pilavım da pişiyor. Bir de domates dilimleyelim. Ama küçük küçük dilimlemeyeceğim. Şöyle şöyle bırakacağım. Bunları kızartmayacağım arkadaşlar. Kalan yağımızda patateslerimizi kızarttık. Köftelerimiz hem yağımızda değerlenmiş oldu. Bulgur pilavımız salçalı acılı olarak yaptım ben. Bir de domates biberim var. Sadece tuz serptim üzerine. Bize afiyet olsun. Deneyenlerin eline sağlık olsun diyelim. Hoş ve dostça kalmanız dileğiyle. Allah'a emanet olun.